Ya Cüneyt Özdemir şu anda sosyal medyada an itibariyle linç ediliyor. Niye linç ediliyor? Çünkü bugün çıktığı yayınında birtakım şeyler anlattı dedi kardeşim yanlış. Ya böyle yalancı çoban durumuna düştü bu mesele yalancı çoban meselesine döndü dedi. Şimdi o bildik yürü Cüneyt Özdemire ak Cüneyt, yok bilmem satılmış Cüneyt, yok sen paraları az buldun Cüneyt. Bir getir bakalım Mustafa Cüneyt ne demiş bir dinleyelim de niye bu kadar hakareti hak eden ne bileyim şey ne dedi ne dedi de bir dinleyelim. Abi dün akşam yani Sayın Kılıçdaroğlu oturuyor diyor ki elimde belgeler var. Erdoğan kaçma planı işte. 30-40 milyon dolar oraya gönderdi ve yarım gün seçimlerden sonra kaçacak. Yani nereden tutsanız elinizde kalacak bir şey. Niye? E çünkü evet bak burada tartışmalı bir şey var tartışalım konuşalım eleştirelim yani ulan ne oluyor bir dakika Türkiye'de ekonomik kriz var ya böyle bir kriz varken buraya niye biz bir öğrenci yurdu yapıyoruz niye orada bilmem ne yapıyoruz orada da diyorlar ki ya kardeşim bir dakika bu bir şey büyük düşünün öyle küçük düşünmeyin bugün kriz olur yarın olmaz Türkiye devleti şu bu falan bir sürü bu konuyu ayrıca tartışabiliriz ama sen bunu al abi Erdoğan kaçacak. Nereye kaçacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacak. 30-40 milyon dolarla mı kaçar yani bir adam? Yani bu kadar şey almış ayyuka çıkmış artık. Yani. Erdoğan'dan nefret edenler kapıyı buradan açıyorlar yani. Sen diyorsun ki 30-40 milyon dolar varmış. şey. Ben şimdi bunu yazdım. Millet diyor ki sen küçümsüyor musun 30-40 milyon doları? Ulan ben hayatımda 30-40 milyon doları bir arada görmedim yani. Hiçbir ne bir hesapla gördüğümde şey demiyorum. Niye küçümseyim yani? Küçümsemek değil ama bir adam kaçacaksa ki ya Allah'ınızı severseniz yani bu kulaklar neler duydu? Hep beraber duyduk ya. 30-40 milyon dolar şu masadaki hani ne diyeyim? Fındık fıstık parası değildir eğer bu hesaplara girerseniz. Yani. Küçümsemek için söylemiyorum yani hani bu hesaplardan gittiğiniz zaman siz kapıyı 40 milyar do 40 milyar dolardan açın bir defa ya. 30 milyar dolardan açın eğer bu hesaptan gidecekseniz. O yüzden küçümsediğim falan yok yani. E ee, ve çıkıyor işte gidecek. Erdoğan senden hesap soracağız, şey yapacağız. Kaçış planını açıklıyorum. Yani tam bir yalancı çoban hikayesine doğru gidiyor yani. <laughs> ben inanamadım mesela. Aynı şey Sadat'ta da oldu. Kılıçdaroğlu gitti. Bu Sadat işte ortalığı karıştıracak. Ne yapacak? Bilmiyoruz. Karıştırabilir. Ya tamam bak Sadat tartışmalı bir şey. Oturalım tartışalım. Böyle bir şey olur mu diyelim bilmem ne. Diyelim. Bu ayrı bir şey. Ama bunlar seçim gecesinde bilmem ne yapacaklar dediğin zaman buraya bir belge bir şey koyman gerekiyor. Bir 2 üç gidiyor. Bunları yapan hani uyduruk bir gazeteci olsa dersin Ulan zaten Asparagasçı yani her gün bir şey paslıyor. Pas Abi şu anda ana muhalefet lideri bunu yapıyor. <laughs> Abi Cüneyt sen niye küçümsüyorsun kardeşim ya? Yani? Diyor ki bir gün gazetesi manşet yapmış. Beğenmedi. Bir de birisi daha bir şey yazmış. Şöyle bir ifade. Cüneyt Özdemir'e de skandal beğendiremiyoruz. Kusura, bak, kusura bakma abi. 1 milyar TL senin için ufak bir rakam galiba. Ulan adam ne diyor? Sen ne dedin? Nereden ne anladın? Adam başka bir şey söylüyor. Skandal dediğin, hani diyor ki, o demedi diyelim ki Can Ataklı da aynı şeyi söylüyor. Ya akşam oturuyorsun sen, bir açıklama yapıyorsun. Kağıt alıyorsun mı 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. anında sana belge. Nerede belge? Ya Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne paravan bir vakfa 1 milyar TL gönderdiğini söylüyor. Belge, mesneti olmayan hiçbir şey yok ortada. Cüneyt buna ne desin? Ya mesela bazı zırvalar gibi geçsin ekran karşısında. Aa, Kemal Kılıçdaroğlu gündem belirledi vallahi. Çok şeyler söyledi. Bak gördün. Ulan gündem belirlemek bir şey değil ki. Sabahtan akşama kadar atarsın, tutarsın, küfür edersin. İşte adam söylüyor. Tayyip Erdoğan'a nefret ettiğin zaman ne söylersen söyle, senin açından gündem oluyor. Ya dersen, geçen gün ne dedin? O metro ile ilgili Tayyip Erdoğan'ın imzası var ihalede. Nerede o belge? O belge çıktı mı ortaya? Attı gitti. Sonra e, Sadat'a geleceğim. 4 milyon ailenin elektriği kesik dedi ya. 4 milyon. Nerede? Elektrik kesikle bu rakam şeyde e, Enerji Bakanı açıklama yaptı. Böyle bir rakam nerede? Yok. E, az önce Cem Küçük'ün dediği gibi 180 tane AK Partili Baylokçu Baylok kullanmıştı. Nerede? Şimdiye kadar ortaya çıkmadı. Sadat terörist yetiştiriyor dedi ya. Nerede belgesi kardeşim? Yok. Şimdi Tayyip Erdoğan yurt dışına paravan bir vakfa 1 milyar TL göndermiş. Belge, tünne. E Cüneyt Özdemir ne desin? Cüneyt Özdemir aslında yol gösteriyor. Ya yapma diyor. Etme diyor. Ben videonun tamamını izledim. Yani e, altının masanın bu şekilde bir siyaseti kabullenmeye bile kabul edemeyebileceğini de söylüyor. Yani bundan dolayı altılı masanın devam edip etmeyeceği konusunda adam söylüyor diyor ben CHP sempatizanıyım. Ama diyor ben bu ne kardeşim diyor. Hani diyor bizim tanıdığımız bizim mesleğimizde bir takım asparagas haberler yapılır. Güler geçersin. Ama bu asparagas videolar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. O zaman siz Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzünü ortaya koydu diye Cüneyt Özdemir sizin kötü mü oldu? Ak Cüneyt mi oldu? Ya da Tayyip Erdoğan'dan para mı olmuş oldu? Ya abi ben akıl sırer diremiyorum ya vallahi. Neyse şimdi <laughs> daha fazla detaya girmeyeyim.